Ya tabii ki mantılarımızı yaptık, köftelerimizi yaptık, hazırlık yapıyor, böreklerimizi yaptık, koyduk dolaba. Yani şu durumda nasıl bir Ramazan olacak? İnanın hiç kimse kestiremiyor. Eskiden hazırlardık da şimdi yağ, tuza, una, her şeye çok pahalı. Nasıl yapacak? Hayat pahalandı oğlum. Mübarek Ramazan ayının başlamasına 18 gün kaldı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına Ramazan ayına yönelik ne hazırlıklar yaptığını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Allah'a şu an hiçbir hazırlığımız yok. Alacak durumda değiliz ki. Boş geziyor. İş arıyorum valla. İhtiyaçlarınızı karşılayamıyorsunuz bir taraftan vallahi değil mi? Karşılayamıyor. İhtiyacım çok valla. Ev kira, yiyecek yok. Her şey bahalı valla. Hiç memnun değiliz bu yönetimden valla. İçiminizi nasıl sağlıyorsunuz vallahi bu? Valla ben inşaatçıyım. Şu an var ya 2 gün gideyim. Bir altı iş arayayım. İşim yok valla. İş arayayım. Emekli misiniz peki? Emekliliğiniz var mı? 6 senem var daha. İş olmadığından emekliliği dolduramıyorum ki. Gerçekten yok yani. Sıkıntılar çok büyük. Yani Ramazan'a hazırlanamıyorsunuz. Yok, hiçbir şey yok valla. Allah yardım etsin tutanlara da. Çok sıkıntı var valla. Kardeşim ben bir edibi biriyim. Gelir düzeyim de normal. Allah'a çok şükür. Hanımım emekli. Ben emekliyim. Evim kira değil. Dolayısıyla ben orta düzeyde gelir sahibiyim. Benim bir şikayetim yok ya. Yani. Ama bizden altların şikayetleri olabilir. Ramazan için herhangi bir hazırlıkta yapmıyorum. Çünkü her gün tükettiğimiz şeyleri o günde tüketeceğiz. Durum bu. Hiç hazırlığım yok. Kanser hastasıyım. Eşim kanser olduğumu bile bile beni bıraktı. Üçüncü eşi getirdi. Dolandırıcı. Ben de karşılayamıyorum. Kaymakamın, belediyenin verdiği yardımıyla geçiniyorum. Yardımlarla mı geçiminizi sürdünüz? Yardımlarla geçiniyorum. Yoksa hiçbir gelirim yok. Peki Ramazan'a yönelik böyle bir hazırlığınız falan var mı? İhtiyaçlarınızı alıyor musunuz şu anda? Yok, alamıyor. Açıkçası alamıyor. Onun bunun verdiğiyle idare ediyor. Ben ne öleyim? Başkasını bilemem. Çok şükür ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Yok diye bir şey yok. Herkes de çok. Çarşı insanlarla dolu. İnsan ama alıyor ama boşa alıyor. Yalan söylüyorlar. Maksatları hükümetimizi bir karalamak. Peki neyle geçimimizi sürdürüyorsunuz? Bir aileğimiz var oğlum. Emekli mi? Emekli. Almanya'dan geldik. 6 ay 7 ay oldu. Çok şükür Allah'a geçinip gidiyor. Evimiz de var. Ya tabii ki mantılarımızı yaptık, köftelerimizi yaptık, hazırlık yapıyor, böreklerimizi yaptık, koyduk dolaba. İnşallah Allah kısmet ederse yiyeceğiz. Tosun torba da gelecek mi? Tabii ki. Onlarsız olur mu? Olmaz oğlum. İhtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz mesela? Ya ihtiyaçlarımızı hamdolsun karşılamaya çalışıyoruz. Yoksa yeterli değil de idare etmeye çalışıyoruz. Peki şu anda Ramazan ayı yaklaştı. Ramazan ayında yoksullara yardım edebilecek durumda mısınız? Edecek misiniz? İnşallah. Biz de olmasa bile onlara yardım etmeye çalışacağız tabii oğlum. Sen tokup durup da onlara olursa hiç dünyada adalet olmaz. Şu an için hazırlığımız yok. Daha karşılayamadık da. İnşallah. Bekliyoruz yani. Nasıl hazırlanırız onu bilmiyorum yani. İhtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Yok, hayır. Yeterince karşılayamıyoruz. Yeterince karşılama imkanım yok. Peki. Emekliyiz zaten. Allah hayırlısını versin. Ne diyelim? Başa diyecek bir şeyimiz yok yani. Valla benim Ramazan'a hiçbir hazırlığım yok. Sanırsam genel olarak Türkiye'nin çoğunun da şu an bir hazırlığı olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik krizden dolayı. İnsanlar biliyorsunuz ekmek kuyruğunda, yağ kuyruğunda olmaya başladı. Yani şu durumda nasıl bir Ramazan olacak? İnanın hiç kimse kestiremiyor. Normal günü zaten. Kıt kanaat geçirirken Ramazan ayında da insanların daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama kimse bu konuda duyarlı olmuyor. İnanın şimdiki fiyatlar bir hafta iki hafta sonra daha da yükselecek. İnsanlar zaten alım gücü yok. Bu gitgide daha da zorlaşacak. Bilmiyorum yani hayırlısı diyeyim ama nasıl bir Ramazan olacak gerçekten ben ve benim gibi birçok insan şu an kestiremiyor. Bakın ben sadece çocuğumu bile okula götürürken her gün beslenmesine ne koyayım diye düşünen bir anneyim. Ve benim gibi birçok anne aynı şeyi yaşıyor. O yüzden bilmiyorum bu Ramazan gerçekten nasıl geçecek. Belki bir öğün açılacak, zeytin belki olacak ama tatlı herkesin evinde olacak mı? Ya da ne bileyim işte daha kaliteli et, yumurta, süt bu tarz şeyleri almak artık çok zorlaştı. Bilmiyorum yani. Peki siz ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayabiliyor musunuz? Benim adıma konuşursam karşılayabiliyorum. Çünkü niye derseniz hani karşılıyorum derken çok lüks bir hayatım yok tabii ki. Türkiye genelini şöyle bir haberleri falan izleyince onlara göre daha iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum. Çünkü benim bütün ailem yurt dışında. Bana maddi manevi sağ olsunlar çok destek oluyorlar. Eşimin de işi iyi. Hani
İyi kötü biz geçiniyoruz ama bizim gibi olmayan o kadar çok insan var ki şu an bilmiyorum. Ramazan muhtat karşılamamızı yapacağız. Ancak öyle özel bir karşılama, özel bir hazırlığa gerek yok. Yani ihtiyaçlar babında soruyorum ben. İhtiyaçlarımız lazım olunca alıyoruz. Yani nasıl bir ihtiyaçtan bahsediyorsunuz? Mesela tatlı olur atıyorum. Mesela evdeki erzaklar olur. Bu tip hazırlıklarınızı yapıyor musunuz mesela? Yok. Var. Her şey marketlerde. Karşılıyorsunuz yani. Karşılıyoruz. Evet doğru. Peki bu Ramazan'da yoksullara yardım etmeyi düşünüyor musunuz bu iaşelerle vesaire? Yani çevremizde elimizden geldiği kadar mutlaka her Ramazan'da olduğu gibi yapabilirsek yapacağız tabii ki. Eskiden hazırlardık da şimdi yağ, tuza, una her şey çok pahalı. Nasıl yapacak? Hayat pahalandı oğlum. Biraz zor hazırlama. Günlük ne bulduysak onu yiyecek. Başka bir şey yok. Ramazan'da böyle sıra dışı böyle bir şeyler yapmayacaksın. Ha, yiyecek babam. Kete falan yapamayız. Eskiden kete yapardık. Börek çorbası, mantılar, katmer falan yapılırdı. Şimdi un kaç lira olmuş. Her şey başını almış gitmiş. Yağlar çok pahalı. Nasıl yapacak? Zor birazcık. Peki Ramazan'da yoksullara yardım edecek misin mesela iyi aşelerle vesaire? Edebilecek durumunuz var mı? O durumda değiliz. Emekliyiz yani. Bir amcam var. Onun şeysindeyim. Benim emeklim yok. Bir şeyim yok. Tabii ki olursa niye yapmayalım? Olursa herkese. Yani komşuna açıkken sen tok olacak halin yok. Elimizden gelen neyse ona yardımcı oluruz. Hayat bağlı. Bir şey yana varılmıyor. Efendime söyleyeyim, bir şey alsan 10 fiyatı bir aldığın şey. Böyle de geçim olmuyor da mecbur katlanıyoruz. Ramazan hazırlıkları nasıl gidiyor sizin evinizde? Ramazan hazırlıklarına da alacak paramız yok usta. Bir aylık alıyorduk, o da kesildi. Elektrik işinde çalışıyorum ben. 4 ay oldu, işim de yok. Malum işte ortadan kuru yavan idare edeceğiz. Emekli misiniz peki? Emekli de değilim. 3600'ü düşünüyorum. Emekli olmak için 300 günüm var. Öbürünü dolduramak, zamanla sigorta yaptırmadım. O dolaydan onu beklemeyi düşünüyorum. Biz biraz erken başladık. Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Yani emekliyiz. Mümkün mertebe Allah'a şükür. Alabiliyoruz ya. Sıkıntımız yok çok şükür. Peki Ramazan ayına yönelik hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Ne alıyorsunuz mesela? Nasıl şeyler yapıyorsunuz? Zaten biz erken başladık. 3 ayları tutuyoruz. Yani bütçemiz el verdiği işlerde normal rutin günlük ne yiyebiliyorsak çok olmasa da ağzını alabiliyoruz. Peki Ramazan ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz mesela? Yani zor. Yeterince karşılayamıyorsunuz. Maalesef. Emekliyiz maalesef. Zorlanıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Allah'a şükür. Hazırlık derken mesela mantıdır olur, baklava olur, bilmem ne olur. Bizim zaten önceden hazırlık oluyor. Kesiyor önceden bizler. Yani bizde yani ne diyeyim bizim zaten abartmaya gerek yok yani. Ramazan da olsa Allah'ın bir günü bu. Yani illaki mantı yapıp börek yapıp hazırlık. Kaşarlı olarak mantı, sarma buna benzer şeyler. Diğer iyi aşeleri eksik olanları zaten onu almaya geldim. Yani böyle bir. Peki Ramazan'da diğer ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmayı falan düşünüyor musunuz? Vallahi bu zamana kadar her Ramazan'da karınca kararınca yaptım. Oldu yani.